geliyor, gülüyor tebessümle. Hayat beni anlıyor, görüyor, biliyor musun? Gülümsüyorum, böyle daha iyi. Özümsüyorum, yaşadıklarımı. Çabalıyorum, sonsuzluk içinde. Ben varım. Öğretmenliğe başladığımın daha doğrusu ilk yıllarıydı. Bakıyorum ön sırada bir kız çocuğu oturuyor. Fakat hiçbir türlü yerine oturmuyor. Tabii teneffüslerde bunu takip ettim. Baktım vücudunda engeli olduğu. Buna ne yapabiliriz? Dedim kızım sen annene söyle. Anneni çağır buraya gelsin onunla ben bir görüşeyim. Annesiyle görüştüm. Annesine bunun altına bir minder yapmasını... hangi okula gelsin de peşinde taşımasını söyledim. Annesi minder yaptı. Ondan sonra çocuk rahat etti. Ben doğuştan ortopedik engelliyim. Ortopedik engellerde kendi içeriğim dedi. Birçok çeşitleri var. Ben bu çeşitlerden skolyoz rahatsızlığı yani skolyoz hastasıyım. Skolyozda eğer doğuştansa ilerleyen yaşlarda solunum sorunları oluşuyor. Bu bende enfeksiyonla birleşince 2011 yılında büyük bir enfeksiyondan doğan çeşitli üst üste akabinde gelişen sağlık sorunları yaşadım. Bu sorunlardan dolayı da şu an oksijen tüpüyle yaşamımı devam ettiriyorum. Solunum çok önemli vücut için. Yani vücudun bütün aksiyonu solunumla, nefesle başlıyor. Skolyoz son yıllarda onun bir oksijen tüpüyle yaşamasını gerektiren bir durumda devam etti. Ama onun yaşamla arasında oksijenden daha öte bir bağlantı var. Bir aşk var ve o onun ruhuyla ilgili daha çok. Üf, niye tüple geziyorum ya da ne yapacağım ben şimdi diye bir kaygı hissetmiyorum. Çünkü her şeyin bir nedeni var. Tüple yaşamımın da bir nedeni var. Dikkat çekiyor mu bu fiziksel durumu? Onunla bir kafeteryaya gittiğimizde veya bir cemiyete gittiğimizde elbette dikkat çekiyor ama onu tanıyan bir insan için o kesinlikle bir insanın kişiliğine, hayatına böyle kalıcı bir iz bırakır. O özelliğiyle dikkat çeker daha çok. Yani onu çok uzun süreler tanımış olmak şart değil. O bu hayatın içinde bir engelli bir birey olarak yer edinmemiş yani. Sadece üreten, yaşama tutunan ve bunu başkalarına da aşılayan bir insan olarak yer edinmiş. Daha çok bu özelliğiyle dikkat çekiyor aslında. Nezahat bizim gerçekten sevinç, yaşam kaynağımız tabiri caizse hani belki abartılı bir tabir olacak ama hakikaten bizim evimizin kızı, küçüklerin ablası, kiminin teyzesi, kiminin bir tanesi ama Nezahat benim için tabii çok farklı. Toplum yararına, insanlık yararına, üretken, sürekli bir şeyler geliştiren, üreten, bizleri de o işlere dahil eden, sevdiğimiz güzel bir insan. Meleğimiz daha doğrusu, biz ona öyle diyoruz. O bizim kanatsız meleğimiz. Yüreği büyük, gönlü geniş bir insanımız, bir ablamız. Onun yaşamla arasında çok kuvvetli bir bağ var. Çok kuvvetli bir ilişki var. Belki bedensel bir ilişki değil, daha çok ruhsal bir ilişki. Öngörüsü var, bir bakışı var. Hayata dair yaşam sevinci var. O böyle hani anlatılmaz yani. Sürekli ben ne yapabilirim diye. Beri çalışıyorum. Fatih Belediyesi'nde 2011 yılından beri çalışıyorum. Yani bu benim için büyük bir şans. Yani çok büyük bir şans ve benim için çok büyük bir onur kaynağı. Çünkü hem engelli olup hem engeller için çalışmak, özellikle de Fatih Belediyesi Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in ekibinde olmak çok büyük bir şans. Çünkü Fatih Belediyesi'nde hep evrensel projeler
yapılıyor. Ben doğduğumdan beri, yani hatta okul hayatına başlamadan beri geliştirmeyi, yani değişimi ve gelişmeyi çok seven bir insanım. İşkolik diyebiliriz. Hasta yatağında bile kendini değil işini düşünür. Şu nasıl oldu, bu nasıl oldu? Toplantımız vardı ve çok hastaydı. Nefes bile alamıyordu. Hastaneye çağırdı. Toplantı yaptı. Ameliyattan çıktıktan sonra, hatta birkaç saat sonra beraber çalıştığımız için bir toplantı yapmamızı istedi. Yani tam bir işkoliktir kendisi. Ama çalıştığı zaman ona hayat veriyor. Birilerine yardım etmek, birilerine için bir şeyler yapmak. Zaten işi de onunla ilgili, engellerle ilgili. O onu çok mutlu ediyor, hayat veriyor ona. Ben çalışmayı seven bir insanım. Hani bunu kabul ediyorum. Yani nasıl, şöyle ki, hayatta her şey kabul ettiğin zaman, kabullendiğin zaman aşılabiliyor. Yani bu her şey için geçerli. Engelini kabul edersen, sorunlarını kabul edersen, ama sadece bizim kabul etmemiz değil, bunu ailemizin, arkadaşlarımızın, patronumuzun, yani hayatımızdaki herkesin de kabullenmesi gerekir. Tabii bu kabullenme sürecinde evveliyatında kendimiz kabul ediyoruz ve diğerleri kabul ediyor. Benim en büyük avantajım şu anda tüplü yaşamıma herkesin kabullenmiş durumda olması. Buraya, yani iş hayatımdaki gelen hizmet verdiğimiz vatandaşlar dahi bu şekilde olmamı kabullendiği için bunun büyük bir rahatlığı içerisindeyim. Çalıştığı bu yaşam merkezinde de engelli insanlara sadece onların sosyal ihtiyaçları için yardımcı olmak değil, bunun dışında o yaşama aşkını da, yaşamla olan o kuvvetli ruhsal bağı da aktarıyor diye düşünüyorum. Bir arkadaşı olarak ben de onun yaşama olan bu bağlılığından feyz alıyorum. Ben çocukluğumdan beri bir şeyler kararlardım. Aslında engellilerde, yani bu bir şeydir, yani genelde hani içine kapanık kişiler ya da engelli olan kişiler hep bir şeyler yazar. Ama bendeki bu tutku değilmiş, yani çünkü uzun süredir yazdığım için, yani tutku olsa bir süre yazıp bırakırsın. Ben de şey dedim, bunun tekniğini de öğreneyim. Tekniğini de öğrenmek için gösteri sanatları merkezi var Büyükşehir'in. Oradan eğitim aldım iki sene. Bize orada senaryo tekniklerini, hem tiyatro olsun, geleneksel tiyatro, mitoloji, aynı zamanda normal dizi senaryosu, yani bütün senaryo tekniklerini öğrettiler. Aslanlar Canat hocamız vardı. Bize oyun yazmak için önce oyunculuk öğrenilmesi gerekir dedi. Ben 3 senede oyunculuk eğitimi aldım. Sonra akabinde de benim bu arkadaşlarımdan engelli ve engelsiz olanlardan biz bir karma grup kurduk. 3 senede bu grupla amatör olarak sahne aldık. Hep birlikte 3 yıl sürdü bu da. Tüp olduğu için ben artık hani oyunculuk ya da oyunla ilgili bir şey yapamıyorum, ama iyi ki oyun yazarlığı eğitimi almışım, en azından o ortamdan kopmamış oldum. Ben de onu devam ettiriyorum, yani okulu bitirdim, bırakmadım bir kenara. Şu anda kısa oyunları yazmaya ve bir tane de uzun oyunum var, yazmaya devam ediyorum. Yıllar geçtikten sonra, 30 yıl gibi bir süre sonra hocam beni telefonda buldu ve o günkü yaptığım davranıştan dolayı teşekkür etti. Hayatında önemli bir iz bıraktığını, o memnuniyetini bütün engellilere, efendim öğretmenlerine, dostlarına anlattığını söyledi. Hiçbir şeyi unutmaz, yapılan iyiliğiyle hiç unutmaz. Kendinden çok başkalarını düşünür. Ailesi için çok çabalar. Öteden biri arkadaşlıklarını, dostluklarını devam ettirip bugüne taşıyabilmiş vefalı, kalender bir insan ayrıca.
Hala onun ilkokuldan kalma, ortaokuldan, liseden kalma arkadaşları, eski iş yerlerinden arkadaşları, onlarla hala arkadaşlığı, dostluğu devam eder. Nezahat mesela ben muhtarlıktan önce de, muhtar olduktan sonra da hep böyle yanımda olan, yani abi ne yapmamız lazımsa diyen, herkesten önce hazır olan bir insan. Yardımsever, yani herkese koşan, bu şeyle yani sanki tabiri caizse biz engelliyiz, o engelsiz. Öyle bir şey var yani. Öyle bir formda sürekli. Diyorlar yani başın derde düşerse ara Nezahat ablayı tabiriyle. Kimin şu an başı sıkışırsa, ben bile birçok şeyde mahallemde sakatlar, engelliler, bir sorunları olduğu zaman ilk arayacağım kişi, danışacağım kişi Nezahat ablamızdır. Yani insanları sürekli mahalle kültürünü, mahalle bilincini, komşuluk bilincini geliştirmek açısından, toplumun birbiriyle kaynaşması açısından Nezahat her zaman bir adım önde olanlardandır. Beraber ilk defa Türkiye'de ilk olan bir mahalle şenliği yaptık yani. Nezahat inanın kimi zaman alandakilerini, kimi zaman sahne arkasındakilerini, kimi zaman işte biz koordinasyon yapan insanları sürekli motive eden, sürekli bizim görmediğimiz, gözden kaçırdığımız eksiğimizi bize gösteren bir rolü vardı. Rahatsızlığı ona hiçbir zaman bir engel değil aslında. Ve engel olarak asla görmedi yani. Yani hayatımın her sürecinde hiç boş durmadım. Hatta çalışmadığım dönemlerde bile mutlaka kurslara gittim. Çalışırken dahi hafta sonları kurslara gittim. Çünkü kendini geliştirirsen, yani şöyle, kendin ben buradayım demeyeceksin. Orada olduğunu herkes görecek. Çünkü şu anda zaman... Okumanın ve dinlemenin yanı sıra görünmenin zamanı. Görünmek için de kendini sürekli değiştirmen ve geliştirmen gerekiyor. Bu tüple, koltuk değneğiyle ya da akülü sandalyeyle gitmekle ilgili bir şey değil. Bu tamamen yaratılışla ilgili bir durum. Çünkü hayatta yaşadığın şeyler engelli oluşundan dolayı değil, tamamen ruhunla ilgili bir durum. Kaybettiklerini bir kenara bırakıp hayatın kendisine verdiklerine bakarak çok sıkı sarıldı hayata. Biz onu daha çok o bağlılığıyla tanıyoruz. Yani arkadaşları olarak da bizi en çok etkileyen yanı yetinmesi değil, onun ötesine geçmeye çalışması ve o öteden aldıklarını da insanlarla paylaşabilmesi. Paylaşmayı seven bir insan olması. Yani engellilerin de bir takım şeyler yapabileceğini, engellilerin de bu toplumdan kopmadan yaşama bağlanması gerektiğini herkese vurgulayan ve kendisi yaşayan bir çocuk. Çocuk diyorum, yetişkin ama benim gözümde çocuk olduğu için.